Ev Avcısı bugün Kuşadası Güzelçamlı'da. Evet, bugün sizlere Güzelçamlı'dan sesleniyoruz ve hazır bitmiş çok şirin bir sitedeyiz. Sitemiz Güzelçamlı Milli Park eteklerinin hemen altında. Milli Park oksijeni gerçekten çok bol. Türkiye'de sayılı yerlerden bir tanesi ve şu anda havuzu görüyorum ve havuzun hemen arkasından bu güzel peyzajımızı ve Milli Park'ı görebiliyorum. Harika bir görüntüsü var. Herhalde bunu bize Doruk gösterecektir diye düşünüyorum. Evimiz hakkında hemen küçük birkaç bilgi vermek istiyorum. Evimiz brüt 130 metrekare, net 110 metrekare, 3+1. Hemen bir dışarıdan verandamızı göstermek istiyorum size. Bu bilgilerin hepsini lütfen açıklamalar bölümüne bakarsanız daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Verandamız 18 metrekare ve sitedeki diğer evlerden farklı olarak beyaz bir çitle, ahşap çitle çevrilmiş durumda. Gene aynı şekilde renk devam ediyor. Beyaz pergolamız mevcut. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Evimiz satışa çıkmadan önce ufak tefek değişiklikleri yapılmış. Yeni bir ev. Ona rağmen dekorasyon anlamında bir takım farklılıkları var. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Hemen isterseniz bir şey daha söylemek istiyorum. Dış kaplamaları zaten çok güzel ve diğer evlerden gene farklı şekilde yapılmış. Aynı zamanda şu anda gün batmak üzere ve akşam hava karardıktan sonra da buradaki ambiyans çok güzel oluyor. Bu arada tabii ki bu bahçe alanı tam köşe konumunda olmasa da yol kenarından boşluğu olduğu için bahçe payınız burada çok daha büyük. Ve diğer karşı tarafa baktığınızda sadece o evin kapı tarafını görüyorsunuz. Yani burada sizi rahatsız edecek hiçbir şey yok. Yani mahrem bir alandasınız, onu demek istiyorum. Tabii ki bu çam ağaçlarımız büyüyünce yol diyorum ama burası hiç işlek bir yol değil. Onu da belirtmek istiyorum. Evimizin giriş kapısı burası. Fakat girmeden önce hemen size bir şey daha göstermek istiyorum. Burada bütün evlerde bir depolama alanı var. Ve uzaktan kumandayla açılabiliyor. Doruk, kumanda sende miydi? Evet. Kumandamızı da alalım. Burada bir depo alanımız var. Görüldüğü üzere çalışmıyor. Neden? Yanlış kumandayı mı getirdik? Ya Doruk, yine bombaladın bizi ya. Evet. Gördüğünüz gibi kumandamıza basıyoruz ve açılmıyor. Doruk bize yanlış kumandayı getirmiş. Al Doruk. Maalesef bu uzaktan kumandalı ve burası açılıyor. Burada bir depolama alanımız var. Evet Doruk. Şimdi hemen evimize girelim. Evet, giriş bölümümüz burası. Ve şimdi çelik kapımızdan evimize geçiyoruz. Kapımızdan içeriye girdik. Alt taraf açık mutfak salon ve 50 metrekare büyüklüğünde. Mutfak dahil 50 metrekare büyüklüğünde. Yerlerde ahşap görünümlü seramik kullanılmış. Duvarlarda ise çoğu yerde doğal taş ve ahşap kullanılmış. Bu kombinasyon benim hoşuma gitti. Evin dekorasyonu ve renk tonlamaları da benim hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bu evin en büyük özelliklerinden bir tanesi ve benim en çok hoşuma giden yerlerinden bir tanesi de buradaki galeri boşluğu. Bu inanılmaz bir derecede size ferahlık veriyor. Çok fazla galeri boşluklu eve rastlamıyoruz. O yüzden buranın mimarisi benim hoşuma gitti. Buradaki herhalde bu ahşap koridor tarafını görebiliyorsunuz. Her iki taraftan da çok güzel bir ferahlık size veriyor. Evet. Hemen girer girmez şu bölümü göstermek istiyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum.
Evimiz bu şekliyle satılık. Yani içinde gördüğünüz bütün eşyalarıyla beraber satılık ve fiyatını açıklamalar bölümüne yazıyorum. Açıklamalar bölümüne bakarsanız evin tüm özelliklerini ve fiyatlarını oradan görebilirsiniz. Ama tabii ki beni de arayabilirsiniz. Size hem bilgi veririm hem de burası için bir sunum günü alabiliriz sizlerle. Evet, bunları söyledikten sonra burada herhalde görüyorsunuz zaten bir klimamız mevcut. Gene bu bölümdeki dekorasyon hoşuma gitti. Ahşap ve içinde ledler var. Burada güzel bir kahve tonları bana huzur veriyor. Bunlar çok yumuşak geçişler. Evet, buradan hemen mutfak bölümümüze geçiyoruz. Mutfakta uzun bir tezgahımız var ve burada da gene büyük, normalin gerçekten çok üstünde kullanılmış bir pencere var. Penceremiz bakalım, evet, yarım şekliyle açılıyor. Bunu kapatıyorum. Aynı zamanda ışığı kapatmak ve kesmek istiyorsanız burada jalüzü var. Hatta bu tamamen de açılıyor. Evet, burada bir elektrikli ocağımız var. Ve buraya ekstradan bir tane daha ada şeklinde bir tezgah yapılmış. Hemen detayları alıyor musun Doruk bilmiyorum ama burada fırınımız ve burada depolama alanlarımız mevcut. Yani bol miktarda burada ve erişilebilecek düzeyde depolama alanları yapılmış. Geçenlerde bir evimizde benim bile gerçekten yetişemeyeceğim depolama alanları vardı. Gene burası da boş bırakılmamış. Burada da güzel bir alan yaratmışlar. Bu arada beyaz kullanılması burada ahşapla beraber çok güzel bir uyum sağlamış ve aydınlık olmuş. Hemen şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sonradan asılmış bir çerçeve değil. Dekorasyon aşamasında yapılırken o şekliyle yapılmış. Evet. Son bir şey daha göstermek istiyorum. Ben verandamızı aslında ilk etapta size dışarıdan tanıtmıştım. Şöyle bir sinekliğimiz var. Ve herhalde bunları da görüyorsunuz. Sürmeli, çok geniş, üç kanatlı bir burada kapımız var. Böylelikle buradan da size çok güzel bir doğal ışık geliyor. Tabii ki üst tarafında etkisi çok büyük. Galeri ve galerinin üstünde, galeri boşluğunun üstünde de geniş camın olması burayı epeyce gün ışığıyla dolduruyor diyebilirim sizlere. Evet, girişte atladığım iki şey var. Hemen onları göstermek istiyorum sizlere. Birincisi burada bir gardırobumuz var. Tabii bizim de burada çekim aletlerimiz var. Çok fazla hemen detaya girmeden sizlere burada da bir girişteki tuvaletimizi göstermek istiyorum. Alt kattaki ortak kullanıma sahip tuvaletimiz. Evet. Buradan hemen üst kata çıkalım. Üst katta da gene aynı şekilde beyaz ahşap trabzanlar kullanılmış. Alt katımızda tamamen ahşap görünümlü seramikler kullanılmış tabanda. Üst katımızda ise tamamen üst katta laminant kullanılmış. Hemen merdiveni çıkar çıkmaz sağdaki ilk odamıza giriyoruz. Burası bu evin en küçük odası, 9 metrekare büyüklüğünde. Burada hemen bir adet Fransız balkonumuz var. Havalandırmak adına, hatta burada sinekliğimizi de göstereyim. Evet, burada küçük bir Fransız balkonumuz var. Şunu da kapatayım. Evet. Yine klimamız var. Burada iki kapaklı bir dolap kullanılmış. Burası çok rahat bir çocuk odası ya da genç odası olarak kullanılabilecek bir oda. Evet. Bu arada duvarları herhalde görüyorsunuzdur. Doruk ayrıntılarını da gösterecektir. Üst tarafta komple duvar kağıdı kullanılmış ve benim renk tonlamaları hoşuma gitti. İki renk kullanılmış. Bunları da uyumlu buluyorum ben. Evet, aşağıda göstermiştim. En güzel yerlerden bir tanesi bu galeri boşluğu. Bu karşı taraftan da çok güzel size gün ışığı geliyor. Evet, şu anda kapalı. Açtığınız zaman burası gerçekten gün ışığıyla doluyor. Bu evdeki vallahi beni tek rahatsız eden herhalde şu sarkıt. Sarkıtın tamamen bu galeri boşluğunun ortasında olması gerekiyordu. Ve biraz da kısa buluyorum.
bence biraz daha aşağıya kadar inmeliydi. Herhalde bu evi alacak olan kendisine göre onu yapar. Bilemedim. Ben olsaydım bunu ortaya alıp daha büyük ve aşağıya daha fazla sallanan bir sarkıt aydınlatma kullanırdım. Evet. Bu ahşap detaylar da benim çok hoşuma gitti. Onu da söylüyorum. Evet. Yukarıya çıktığımızdaki ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamız 11 metrekare. Bir öncekinden daha geniş ve burada bir tane de büyük bir balkonumuz var. İsterseniz buradan hemen bir balkonumuza çıkalım. Sinekliğimizi de ittirdikten sonra buradan. Evet, burada çok güzel bir fotoğraf var aslında. Bu fotoğrafı çekip gönderelim olmazsa izleyicilerimize. Bu arada bizi lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ev Avcısı Instagram adresimiz. Burada çok güzel bir görüntümüz var. Palmiye ağacı, havuz masmavi ve tertemiz. Çok güzel gözüküyor ve tabii ki az önce bahsettiğimiz Milli Park Dilek Yarımadası'nın ne tarafı oluyor burası? Batı tarafı. Evet. Harika. Tertemiz hava. Burada sadece şu anda su sesi ve kuş sesi var ve tertemiz oksijen. Evet, bu odamızı söylemiştim. Yani üst katta, daha doğrusu kullanılan, herhalde görüyorsunuz duvar kağıtlarını. Burada iki kapaklı bir gardırobumuz var ve iki kişilik bir yatağımız var. Hala sizin dolaşabileceğiniz bir alan var. Evet, buradan hemen ortak banyo tuvaletimize geçiyoruz. Evet. Ortak banyo tuvaletimiz bu eve göre sanki birazcık böyle bir tık küçük kalmış gibi ama gerçi yeteri kadar da dolaşacak alanınız var diye düşünüyorum. Renkler ve tonlar çok güzel. Beyaz kullanılmış, aydınlık gözüküyor. Evet. Doruk ya, şuradan aslında bir kesit göstermek istiyorum. Biz buraya şey dedik, küçük dedik ama burada şuradan eğer bakabilirsen, evet, burada bir bölüm daha var. Su ısıtıcısı buraya koyulmuş ve aşağıya da diğer ıvır zıvırınızı buraya koyabilirsiniz. O yüzden aslında bir avantaj sağlamış. Evet, şık bir boy aynamız burada koyulmuş. Evet, ve son odamız, ebeveyn odamıza giriyoruz. Ebeveyn odamızın büyüklüğü 13 metrekare. Banyosuyla beraber ve burada bir gömme gardırobumuz var. Bayağı da derin. Çok fazla özel eşya yok herhalde. Şöyle bir bölümüne açıp bakabiliriz. Derin. Burada raflar var. Diğer tarafta da askılı sistemimiz var. Gösterebildik herhalde, değil mi? Tamam. Evet. Bu bölümde gene bir Fransız balkonumuz var. Burada iki kanatlı. Böylelikle içeriye daha fazla gün ışığı alıyorsunuz. Ve buradan yola doğru bakabiliyorsunuz. Ve aşağıdaki yeşil alanınızı görüyorsunuz. Evet. Benim bu ev hakkında söyleyeceklerim bu kadar değil. Neden değil? Çünkü ebeveyn banyomuz var. Onu unutuyordum neredeyse. Bu sürgülü kapak çok güzel olmuş. Böylelikle yani gerçekten bir yer tasarrufu sağlıyor ve buradan ebeveyn banyomuza giriyoruz. Evet ya, bu sistem daha güzelmiş. Ben bu sistemi sevdim doğru. Diğerlerinde benim kafam çarpıyor. En azından burada kafamın çarpacağı hiçbir şey yok. Evet. Bu banyo sistemini sevdim. Bunun yüksekte olması da ikinci sevdiğim şey. Evet, burası güzel. Bu aydınlatma da çok hoş. Gözümü aldı. Gördün mü? Evet, gözümü aldı ama bu şeylerde kullanılıyordu ya. Böyle film setlerinde falan şeylerde kullanılır ya. Makyaj yaparken aynanın böyle kenarlarına koyarlar. Hatta biz de bir ara ondan yapmıştık. O yüzden bu hoşuma gitti. Bu ışıklandırma sistemi. Evet, evimiz tüm eşyalarıyla satılık, fiyatını açıklamalar bölümüne yazıyorum. Daha detaylı ayrıntılarını da yazacağım. Fakat unuttuğum bir şey var, onu söylemek istiyorum.
Evimizin her bütün kapı ve pencerelerinde otomatik panjurumuz var. Onu hemen burada göstermek istiyorum. Bütün kapı ve pencerelerimizde otomatik panjur sistemi var. Ayrıca kalorifer altyapı sistemi kurulmuş. Eğer burada yaz kış yaşamak istiyorsanız, aslında kışları burada çok soğuk olmuyor. Bütün odalarımızda klima var. Önce bir kış geçirip bunu deneyimlemenizi tavsiye ederim. Eğer ki yetersiz bulursanız kalorifer peteklerinizi takıp ısı pompası ya da elektrikli ısıtma cihazlarıyla burada ısınabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda lokasyonumuz için en çok merak ettiğiniz şeyi tahmin edebiliyorum. Denize uzaklığı. İsterseniz hemen aracımıza atlayalım. Hemen sahil kenarına gidelim. Bakalım ne kadar uzak ve denizimiz nasıl bir yermiş görelim. Villamızdan sahile 750 metre demiştik ve 2-2,5 dakika içinde biz aracımızla buraya geldik. Buranın sahili herhalde Güzelçam'daki en uzun plajlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Doruk, şu genişliği gösterebiliyor musun? Aynı zamanda her sabah burada sporunuzu yapabilirsiniz. Muhteşem bir bölge. Burada bisiklet yolunu görebiliyorsunuz. Hem bisiklet yolu var hem de yayalar için yürüyüş yolu var. Buradan devam ederseniz şu anda Milli Park'a girilmiyor. Fakat girdiğiniz zaman diliminde aynı bisiklet yolu ve yürüyüş yolu Milli Park'ın da içinde devam ediyor. Yani bu dağları ve Milli Park'ı anlatmak değil de bunu görmeniz lazım. Evet, biz bugün gün batımını kaçırdık. Hepsi Doruk'un suçu. Doruk'un yüzünden gün batımını kaçırdık. Neyse ki burada yaşıyoruz. Yarın yine gelip bu gün batımını izleyebiliriz diye düşünüyorum. Doruk, yarın plaj sandalyelerimizi alalım. Gelelim burada soğuk içeceklerimizle beraber bir gün batımı keyfi yaşayalım. Çok hafif bir rüzgar var. Bugün Eylül'ün 16'sı. Saat şu anda kaç? Akşam 7'yi 20 geçiyor. Artık biraz biraz hava erken kararmaya başladı. Ama ısımız çok güzel. Bakayım, evet, şu anda bile denize girmeye çalışan bir çifti görüyorum. Ama onu ben size anlatacağım herhalde, Doruk onu koymayacak diye düşünüyorum. Evet. Vallahi çok keyifli bir alan. Şuradan baktığınız zaman bütün Milli Park'ı görebiliyorsunuz. Evet, Doruk galiba evet kamerayı benden çıkarttı. Denize girenleri aldı. Evet, şu açıyı görebiliyorsun herhalde Doruk. Yani bu tarafa bakıyorsunuz deniz, bu tarafa bakıyorsunuz Milli Park ormanı ve muhteşem bir oksijeni var. Benim bugün size söyleyeceklerim bu kadar. Bu evi almak istiyorsanız hemen beni telefonlarımdan arayın. Telefon numarasını açıklamalar bölümüne bırakıyorum ve herhalde Doruk bunu sağ aşağıya, sol aşağıya bir yerlere yazacaktır. Ben ev avcısı Atilla İşler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.